Ruhum da, bedenim de yanında Baran. Ama bu kadar sana uzak olmak zorunda kalmak, dokunamamak yüzüne, sevgimi söze, kelimeye dökememek. Ben nasıl dayanacağım bunu? Varlığın bir ceza mı? Yoksa ödül mü? Uyurken üstümü örtmüş. Hala düşünüyor beni. Yaptığım onca şeye rağmen. Durdurmalıyım onu. İyiliğini, şefkatini, zerresi bile kalmamalı. Ne pahasına olursa olsun nefret etmeli benden. Nasıl ket vuracağım ben içindeki sevgiyi? Allah'ım, sen bana yardım et ne olursun. Baran Bey ve Kudret Bey'le tanıştık. Ama sizinle tanışma fırsatım olmadı. Ben Sabiha Emiroğlu. Siz de Azade Hanım olmalısınız. Gel oğlum. Elin nasıl oldu? Nasıl olsun ana? Yara bu iyileşir elbet. Öldürecek değil. Gel. Acı tam bu mermi değil ana. Onu torununun sıkmış olmasıdır. Bu kız için yaptıkları beni aştı. İlk zamanlar getirdi eve soktu, bir şey demedik. Sevdalandım dedi, gene bir şey demedik. Bu son yaptığı bana, amcasına silah çekti sıktı. Neyse oğlum, bu işin bir halk çağrısına bakacağız. Bu böyle kalmayacak. Baran bir hata etmiş. Ama sen onun amcasısın. Buna göre vaziyet alacaksın artık. Siz birbirinizi koruyup kollamakla mükellefsiniz. Dost var, düşman var. Misal şu Sabiha denen kadın birdenbire peyda oldu. Kimdir, nedir, bizden ne ister meçhul. Ha, o mu? Ana yok, o çok iyi biriymiş ha. Sen nereden edindin bu malumatı? Duydum ana, nereden bileceksin?
hayırsever bir iş kadınıymış. Çok da başarılıymış. Başka bir şey bilmiyorum. İlla ki öğreniriz. Kimmiş? Dilan'la münasebeti neymiş? Anlarız. Bu Dilan'la ne münasebeti olacak lan? Başarılı bir iş kadınıymış diyorum sana. Hastaneleri falan varmış ha. Neyse gittim ben hanım. Ah. Tamam mı? Hazır mısın? Hazırım. Nihayet. 40 saattir bekliyorum. 40 saat mi? Abartma istersen. Oyalanmadan hazırlandım geldim işte. Ha bir de oyalansan. İşim gücüm var benim. Senin keyfini bekleyemem. Beni bu odada kalmaya zorlamasaydın o zaman. Ben de çok memnun değilim her uyandığımda senin yüzünü görmekten. Doğru. Yüzüne her baktığında nefret edeceğim bir kadınla evlendin sen. Evet. Tam da öyle oldu. Rol kestiğin biriyle yaşamak zorundasın bundan sonra. Evet. Tam da öyle oldu. Kim sevmeden aşkla bakabilir birinin yüzüne? Her zaman söylüyorum Sabiha Hanım. Hastane, şirket, evde dinlenseniz bari. Yok. Tüm işlerin üstünde eliniz. Hele çiçekler. Sağ ol Havin. Ama bana iyi geliyorlar biliyorsun. Hem aynı evi paylaştığım canlılar. Onlarla konuşmasam, ilgilenmesem boyunları bükülür. Haklısınız Sabiha Hanım. Sevgiyi, ilgiyi en çok onlar hak ediyor. Dünyada bu kadar çok kötülük varken hayatımızı güzelleştiriyorlar. Öyle. Kötülük çok dünyada. Sen bir çiçek gibi büyütüyorsun evladını. Sonra bırakıyorsun kucağına hayatın. Orada hangi hoyrat eller solduracak bilemiyorsun. Ah benim hatam. Sabiha Hanım, ne olur suçlamayın kendinizi. Hem siz de söylediniz. Bilemezsiniz ki. Hem eve de kapatamazdınız Gülşah'ı. Sizin hiçbir suçunuz yok. Tek suçlu o. Baran Karabey işlediği suçların cezasını çekiyor. En ağır bedeli ödemeden de bırakmayacağım peşini. Sabiha Hanım, çok az vakit kaldı ama ben hala lansmanla ilgili bir bilgiye ulaşamadım. İnşallah sizin planınız sayesinde. Merak etme. O iş tamam. Ben o kız bir şeyleri planlayıp uygulayacak birine benzemiyor diye. Uygulamazsa sevdiği adamın başına ne geleceğini biliyor. Bu korku ona her şeyi yaptıracak. Dünyalar güzeli kız. Sana öyle bir bakacağım ki göreceksin. Kötü olanı her şeyden koruyacağım seni. Bu kişi annem bile olsa.
Cevdet. O kadar güzel uyuyor ki. Çok masum. Üzüldüm be Cevriyem. O kadıncağızın hali. Ne bileyim. Üzülecek kişi o mu Cevdet? Ya o değil tabii de. Ama. Bak. Bak yavrucak ne hale geldi. Ya sen bir anne olarak bırakıp gitmişsin. Asla bitip tükenmeyen bir yara bırakmışsın kızın yüreğine. Biz zaten çocuk güvende hissetsin diye elimizden geleni yapıyoruz. Hop geliyorsun. Tatilim var benim. Ya Cevriyem ben bilmiyor muyum kızımızın neler çektiğini. Anneme gideceğim dedi, evden kaçtı. Duydu ki Almanya'daymış, mektuplar yazdı. Yani orası öyle de... Sadece orası öyle değil Cevdet, tamam mı? Bu kadının iler tutar yanı yok. Çocuğa ağır bir travma yaşattı. Biz çocuğun yaralarını iyileştirelim derken... hop bir an haber vermeden çıkıp geldi. Gerçekten sinirime hakim olamıyorum. Ne oldu kuzucuğum? Rüya gördüm, çok korkunçtu. Ne gördün sen? Söyle bakayım, ne oldu anlat. Annem alıp götürüyordu beni. Bırak beni, gelmeyeceğim bırak diye ağlıyordum. Suriye Suriye götürüyordu, şey gibi. Nermin gibi. Canım, hiç olur mu öyle şey? Nermin çok kötü bir kadındı ama artık onu hapse attılar. Hiçbir çocuğa zarar veremeyecek. Ama anne, anne kötü birisi değil. Hayır, kötü birisi. Ne olur bırakmayın beni, vermeyin o kadına. Gel bakayım buraya sen, gel. Oh, balık, güzel kızım benim ya. Korkma bebeğim, ben seni hiç kimselere vermem. Bakayım sana bir. Silelim şimdi şu gözyaşlarımızı. Bir de gülümseyelim. Oh, güzel kızım benim. Gelin, buyurun. Temizliğe geldik gelin hanım. Ben de tam toparlıyordum şimdi. Bayağı bir dağılmış. Kızım, iş güç dert değil. Yapılır da ben nasıl desem içim hiç rahat değil. Öyle şeyler duydum ki inanamadım. Olmaz dedim. Dilan yapmaz dedim. Hele sen anlat bakayım. Bu işin aslı astarı nedir? Duyduklarınızın hepsi doğru. Sahi mi diyorsun gelin hanım? Vah ki ne vah. Hiç beklemezdik senden böyle bir şeyi. Biz perişan olduysak kim bilir Baran Bey oğlum ne haldedir. Sen böyle önünü arkasını düşünmeden ben bu şekil uygun gördüm, yaptım diyorsan benim sana diyecek hiçbir şeyim yok. Sadece Baran Bey oğlum bunların hiçbirini hak etmedi. Yazık, çok yazık. Ben de hak etmemiştim yaşadığım şeyleri. Zulüm gördüğün doğru. Evet. Ama yanında seni sarıp sarmalayanlar da vardı. Sana yapılan bu zulmün cezasını bizlere de ödettin demek. İyiyi, kötüyü, hak edeni, hak etmeyeni ayırt etmeden demek. Öyle kolay değil ayırt etmek Kader abla.
Kurunun yanında yaş dayanıyor bazen. Ben bu kızın gözlerinin içine hiç mi bakmadım? Nasıl anlamadım içinden geçenleri? Nasıl görmedim? Yazık. O kadar basit değil anne. Gelin Hanım'ın bu söylediklerinin bir mantığı var mı Allah aşkına? Bu işin içinde başka bir iş var bana sorarsan. Müsaade var mı evlat? Estağfurullah Ahmet amca. Bu aralar düşüncelisin hep evlat. Tam her şey yine eskisi gibi olacak derken. Ama hep böyle olur hayatta. Sen buldum sanırsın, bir bakmışsın kayıp gitmiş avuçlarından. Aradığım neydi, bulduğum ne? Bazen karışır akıl. Hiçbir şeyden emin olamayacak gibi olur insan. Doğru diyorsun. İnsan bazen hissettiğinden bile şüpheye düşüyor. Bazen diyorsun ki benim bu öfkem, benim bu nefretim, içimdeki bu ateş dünya döndükçe yanar da yanar. Sonra bir şey oluyor. Küçük ya da büyük fark etmez. Yok diyorsun. Nefretin zerresi bile yok benim içimde. Yoktur elbet evlat. Seven bir kalpte nefret barınamaz. Anlamını bilemeyince insan bazı şeylerin adını koyup geçmek ister. Ama nefret der, ama başka bir şey. Bazen biri öyle bir şey yapar ki hak ettiği tek duygu nefrettir. Ahmet amca. Ama yine de insan sevdiğinden nefret edemez. Çünkü aşk bütün duygulara galebe çalar. O ne öfkeyle boy ölçüşebilir ne de nefretle. Kendine kızarsın belki. Hala seviyorum diye. Sevdanı perdelemek, yok saymak için öfkeye, nefrete sığınırsın. Lakin işe yaramaz. Sen sevmeye devam edersin. Peki ne yapmalı? Yapılanları sineye mi çekmeli? İki kalp gerçekten sevdiyse biri diğerini kırmaz ki zaten. Kıramaz. Gönlü el vermez sevdiğini incitmeye. Eğer
kırıp döküyor, incitiyorsa elbette vardır bir sebebi. Akılla idrak edemeyince insan öfkeye teslim olur. O yüzden kalbe sormalı. Kalp ne diyecek olana biten Ahmet amca? Kalp diyecek ki sevgine sahip çık. Öfkeye, nefrete yenilme. Sabret ve bekle. Gerçek bir sevgi varsa eğer sabreder insan. Ama yoksa, sevdiğini sandıysan eğer, kalbinden söküp atmasını da bileceksin. Aşkta bütün duyguların izi vardır. Eğer gerçek bir aşk varsa, isterse nefreti değil, bütün her şeyi yenebilir. Sen aksini söylesen de, aşk yenilmez değildir. Aşktan daha güçlü bir duygu var. Nefret. Nefretin olduğu yerde aşkın da, sevginin de esamesi bile okunmaz. Sen yine de dön yüreğine bir daha bak evlat. Dil ne söylerse söylesin, yürek yalan söylemez. Hadi kal sağlıcakla. Sus. Duymak istemiyorum sesini. Evet. Benim kalbimde nefretten başka bir şey yok. Nefret ediyorum. Senden de, sesinden de. Nefret ediyor benden. Sesimden bile. Üstelik ben onu böyle severken... Gelin hanım. Ne oldu böyle sana? Ne bu hal? Baran, o nefret ediyor benden. Anlamadım ki ben. Hem kaçmak, uzaklaşmak istiyorum diyorsun, hem nefret ediyor diye dertleniyorsun. Sonuçta sen kendin gitmek istemedin mi? Öyle, öyle tabii. Ama insan ne yaparsa yapsın karşılığında nefret görünce
yük oluyormuş demek. Kolay değilmiş. Gelin hanım, senin dilin bir şeyler diyor ama sanki yüreğindekiler bambaşka. Hem ben bunca zaman kaç kere gördüm sizi. Birbirinize aşkla baktığınızı. O kadın arıyor değil mi? Kusura bakma da gelin hanım. Dün o kadın geldiğinde de senin halin bir tuhaftı. Şimdi de böyle arayınca... Sana öyle gelmiş Gül. Peki gelin hanım. Gideyim ben. Siz rahat rahat konuşun. Efendim? Baran'ın yakın zamanda bir lansmanı varmış. Lansman yapılacak firmayı öğrenmeni istiyorum. Neden bilmek istiyorsunuz? Ne yapacaksınız hangi firma olduğunu öğrenip? Dilancığım, ben her hareketimin açıklamasını yapmak zorunda mıyım sana? Sanmıyorum. Sen sorgulama yeteneğini buralarda kullanma. Ben ne diyorsam onu yap. Peki. Hiç sorgulamadan cevap veriyorum o halde size. Ben bunu istesem de yapamam. Çünkü Baran benimle konuşmuyor. Nefret ediyormuş benden. O konuşmuyorsa sen konuşturmanın bir yolunu bulacaksın. Aklını bunlara çalıştıracaksın. Benim işlerime değil. Neden öğrenmemi istiyor ki firmayı? Zarar verecek belli ki onu. Ya kalbini yeterince kırmadın mı? Paramparça mı edeyim istiyor? Ben bunu ona nasıl yaparım? Allah'ım sen yardım et bana. Bu çile son bulsun artık. Üzülmüş belli. Neden? Ne olmuş ki? Nefret ediyormuş Baran ondan. Etsin bakalım. Bu daha bir şey değil. Baran Karabey terk edilmeyi tattı. Şimdi sıra ihanette. İnsan birine her şeyiyle güvenirken ihanetle sarsıldı mı artık cehennemin bütün kapıları açıldı demektir. Yalnız Dilan Baran hayatta kalsın diye yapıyor sonuçta. Ama Baran bunu bilmiyor. Değil mi? Hem gerekçesi ne olursa olsun ihanet ihanettir. Baran çok sevdiği karısının kendisini arkadan hançerlediğini öğrenince fena sarsılacak. Peki Baran, Dilan ona güvenmiyorken nasıl öğrenecek lansmanı yapılacağı şirketi? Bir yolunu bulacak. Çünkü çok aşık. Gül, kızım. Hayırdır inşallah? Bir şey mi oldu? Gelin hanıma takıldı kafam. Sen de kabullenemiyorsun olanları değil mi? Benim de aklım yüreğim almıyor. Kendi söylemese, ben yaptım, intikam aldım demese inanmam. İftira derim, Dilan yapmaz derim. Yapmaz anne. Kendi ağzıyla itiraf etmiş olsa bile söyledikleri doğru olamaz. Olmaz denilenlerin olduğunu da gördük bu dünyada biz kızım. Her şey insan için. Her şey sınav bize. Bir şey demedim ona ama çok kızgınım, çok. Beni de katmış oyununa.
Ne çok uğraştım halbuki onlar bir araya gelsin diye. Annem, sen doğru olanı yaptın. Kızım, doğruyla yanlış birbirine karışmış meğer. Bizi parmağında oynatmış ama bizim haberimiz bile olmamış. Neden istiyor bunu? Ne yapacak Baran'ın iş yaptığı şirket öğrenince? Yok. Hayır, olmaz. Zarar verecek Baran'a. Eminim bundan. Ama söylediğini yapmasam da zarar görecek Baran. Hayırdır kızım? Canın mı sıkkın? Yok Kudret baba. İyiyim, bir şeyim yok. İyi madem. Her şey yolundaysa mesele yok. Benim de doktor randevum vardı bugün. Öyle mi? Gelmek ister misin? Tekerlekli sandalyedeyken az götürmedin beni. Hatta bir keresinde kaçırarak. Bu sefer de böyle ayaklarımızı basa basa gidelim ha. Ne dersin? Olur tabii Kudret baba. Çok isterim. Baran'a da haber vereyim. Kızım neler oluyor size böyle? Eskiden olsa bana içini açardın. Gerçi o zamanlar elimden bir şey gelmezdi. Şimdi anlatsam bir faydam dokunur belki. İyiyim ben. Yok bir şeyim dedim ya Kudret baba. Hem neyim olacak ki zaten? Ben şunları götürüp geleyim hemen. Bir arzunuz var mıydı hanım? Yok kader, sağ ol. Bir kahve iyi gelir aslında. İrmik helvası da vardı. Yanına azıcık ondan da koyarım. Yok, bir şey istemiyorum. İçim hiçbir şey almıyor. Dizinin saati geldi. Televizyonu açayım. Televizyondakiler konuşsa ne yazar? Ben hiçbir şey duymuyorum ki. Kafamın içinde hala o kızın sözleri çınlıyor. Hazmedemiyorum kader. Çok kızıyorum. Sadece ona değil, en çok da kendime kızıyorum. Ben de bir şey anlayamadım ki hanımın. Bir siz kanmadınız ki. Ben de kandım. Ben de inandım. Öyle içten bir hali vardı ki aksini hiç düşünemedim. Hatta şimdi bile. Ne diyeyim ki hanımım? Siz haklıymışsınız. Müsaadenizle ben bir çalışma odasını toparlayayım. Ondan sonra da yemeğe bakayım. Bak bakalım kader. Hoş. Kimse de yemek yiyecek hal yok ya. Sen yine de yap vazifeni. Sen yeğenime dua et. Canını kurtardı.
Ama nasılsa hesabını vereceksin bir gün bu yaptıklarının. Ben sadece Allah'a hesap veririm. Odan açık. Gerekli her şeyi söylediğimi düşünüyorum amca. Yetmediyse tekrar edeyim. Benim olmadığım bir ortamda Dilan'la konuşmayacaksın. Olur da konakta karşılaşırsanız yolunu değiştireceksin. Amca. Bak hala amca diyorum sana. Saygıda kusur etmiyorum. Babamın kardeşisin sonuçta. Babaannemin evladısın. Ama o kadar. Her ne yaşanmış olursa olsun, Dilan hala benim karım. Bunu sakın aklından çıkarma. Baran kendine bunları yapan kızı bana karşı böyle savunuyor. Bir de anasını öldürdüğümü bilse. Benim bir an evvel devre dışı bırakmam lazım bu çocuğu. Ben tamamım baba. Gidebiliriz. Dilan da gelecekti. Bekleyelim 2 dakika. O da iner şimdi. Oğlum bir yüzün düştü. Ne oldu? Bir şey mi var? Dilan da bugün can sıkkın gibiydi. Yok baba, sorun yok. Gidelim. Olur mu öyle şey Fırat Bey? Elinizi kirletmenize asla müsaade edemem. Ya ne Kirigül? Ne diyorsun Allah aşkına? Bir işin ucundan tutalım dedik. Hem uzakta çöp. Uzak yakın fark etmez. Kendi yolunda yürüyene yükü ağır gelmez Fırat Bey. Merak etme sen. Ya ne yükü Gül? İşi nerelere getirdin? Hem ne bu tripler böyle? Trip attığım falan yok. Niye trip atacağım ki ben sana? Sadece yardımına ihtiyacım yok diyorum. Bu benim vazifem.
Her zaman yaptığım iş. Yine yaparım. Koymaz bana. Ah be kızım. Bir inansam beni sevdiğine. Şu söylediklerim bir ok gibi saplanıyor yüreğime. Ama aşktan değil ki bu sözler. Her şey yolundaymış Kudret baba. Ne güzel. Zaten çok iyi görünüyorsun maşallah. Ama doktordan da duyunca insan ayrı bir seviniyor. Ben de çok sevindim baba. Bu iş bitti artık. Çok şükür çocuklar. Çok şükür. Sizin emeklerinizin sayesinde. Estağfurullah. Ben ne yaptım ki? Kızım mahcup olacak bir şey yok. Ben doğruları söyledim. Neyse. Ben seni daha fazla utandırmayayım. Oğlum bu lansman hazırlıkları nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Var mı yardıma ihtiyacı? Her şey yolunda baba. Sağ ol. Planladığımız gibi ilerliyor. Kolay gelsin. Ne lansmanı bu? Baran'ın özel bir tasarımı var. İsviçreli bir şirketle çalışacağız. Bu hem Baran için hem de şirket için büyük bir adım olacak. Uluslararası çapta ses getirecek inşallah. Dur bakalım baba. Daha sunmadık. Olur oğlum. Olur elbette. Ben senin yeteneğine hep güvendim. Bu çapta büyük bir işe imza atmanın vakti gelmişti zaten. Hayırlısı. Çok emek verdim gerçekten. Umarım hak ettiği yere gelir. İnşallah oğlum. Cevriye, kızım sen pilavın suyuna baktın mı? Baktım anne, daha var. Heh, iyi iyi, biz de salatayı falan anca yaparız zaten. Ha, nihayet geldiler. Vallahi bizim oğlanı tebrik etmek lazım. Yağmur Hanım'ı parktan geri döndürmek maharet ister ya. Ben Almanya'ya dönmedim. Kaç gün daha buradayım. Ama gidecek yerim yok. Bir mahsuru yoksa sizde kalabilir miyim? Tabii kalabilirsin kızım. Ne demek? Buyur, buyur gel. Anne. Gidi hey. Yıllar oldu buraya gelemeyeli. Ayten'le gelirdik. Şimdi size geldiğimi bilseydim. Kim bilir nasıl mutlu olurdu.
Annen çok severdi oğlum burayı. Bazen ev çok kalabalık olduğunda baş başa kalabilmek için fırsat buldukça kaçardık buraya. O zamanlar böyle değildi tabii. Daha sakindi. Önce saatlerce sessizliği dinlerdik. Sonra da birbirimize. O kadar iyi gelirdi ki ikimize de. Size de tavsiye ederim oğlum. Öyle konağa kapanmayın. Arada böyle tatlı kaçamaklar yapın. Baş başa kalın. Herkesten, her şeyden uzakta. Derdinizi, sıkıntınızı paylaşın birbirinizle. Baş başa kalın. Herkesten, her şeyden uzak. Öyle bir denize bakın. Doğru dönüp birbirinizin gözlerinin içine. O vakit her sorun çözülüverirdi evvelallah. Ha, yaşlanınca da gene eski günleri yad edin. Bana sizinle gelmek nasip oldu. Öyle güzel anılarımız vardı ki. Anlasana baba. Ayten müjdelerini hep burada verirdi bana. Öyle kalabalık içinde konuşmayı sevmezdi. Ben de çok sevinirdim. Kalkar sarılırdım. Başka peki? Ben de küçük hediyeler verdim ona burada. Zaten annen öyle şaşalı şeyler sevmezdi oğlum. Bir keresinde bir kışlık atkı almıştım. Boynuna sardığımda çocuklar gibi sevindi. Sanki dünyaları vermiştim ona. İnsan sevdiğinin üstünü örterken başka bir şefkat duyarmış. Misal evde öyle kitap okurdu oturduğu yerde. Yeter hanım, kalk artık, bırak derdim. Şu son bölümü okuyayım da öyle kalkacağım kudretim derdi bana. Banyodan çıktığında kucağında kitapla uykuda kaldığını görürdüm. Usulca örterdim üstünü. Delalim derdim ben. Sevdiğimdi. Kıymetliğimdi böyle. Ben bir ellerimi yıkayayım. Müsaadenizle. Olur kızım. Oğlum sen bir otur, hele otur. Oğlum nedir sizin meseleniz? Aramızda bir sorun var da. Biliyorum. Ben her şeyin farkındayım oğlum. Nasıl yani? Oğlum kızı koruyacağım diye konağı hapsettin. Aç şu tedirginliği üstünden ya. Bitti gitti her şey. Sen böyle yaparsan bu kız düğünde yaşadığı travmayı nasıl atlatacak? Atlatamaz. Haklısın. Bu koruma işini fazla abarttım galiba. Onu koruyacaksın tabii. Ama ne yapıyorsan belli etmeden yapacaksın. Öyle göz hapsini alarak olmaz bu iş. Alacaksın karşına, oturup konuşacaksın. Yanında olduğunu hissettireceksin.
Çok şükür yeniden buldunuz birbirinizi bak. Bundan sonrası daha kolay oğlum. Keşke Dilan kendine bir meşgale falan bulsa. Daha kolay olmaz mı? Dilan'dan hala haber yok. Açmıyor da. Kudret Bey'i doktora götürmüşler. Baran Karabey ile birlikte. Bunun hesabını verecek. Ben ona ne diyorum, o ne yapıyor? Biraz yürüyelim mi? Olur tabii. Müsaadenle baba. Tabii oğlum. Aramızda bir sorun olduğunu düşünüyor. Demek ki anlamış. Evet. Sevinebilirsin. Anlamış. Babamı da üzmeyi başardın. Hayır, ben öyle demek istemedim. Neyse. İki dakika katlanıver. Bizi izliyor babam. Emin ol, benim için daha zor. Ateşten bir gömlek senin varlığın Dilan. Ben seni seven kadını nasıl susturacağım? Tüm gücümle bağırmak istiyorum. Seni seviyorum Baran Karabey. Sarılmana o kadar ihtiyacım var ki. Sarıl bana. Sorunlarımızı çözmüş gibi. Birbirimizi ölesiye seviyor gibi. Affetmişiz her şeye rağmen birbirimizi. Aşkımız galip gelmiş nefretimize.
Çiçek vereyim mi güzel abim? Sevdiğini sevindir. Hepsini ver. Allah sizi birbirinize bağışlasın. Buyur. Sağ ol abim. Mutluymuş gibi davran. Bize bakıyor babam. Numara yapmaya alışkınsın zaten. Kudret babanın yanında rolüme devam edeceğim. Güven bana. Söylemiştim sana. Çocuk oyuncağı benim için. Bundan şüphem yok. Çocuklar ne yettik de buraya geldik değil mi? Hadi bir poz verin de fotoğrafınızı çekelim size. Hadi. Çiçekler oyun için alındı. Onların yeri burası. İstersin anneciğim. Evcilik oynayalım mı birlikte? İstemiyorum. Resim yapalım o zaman.
Resim de yapmak istemiyorum. Kızım, görmesi de katlanması da zor biliyorum. Sen bana da kızgınsın. E baba biliyorsun. Kızım biliyorum, bilmez olur muyum? Her şeyi biliyorum. Ama bu kadın bu çocuğun anası. Şimdi biz bu kadını iki gün misafir etmeyip kapıda bıraksak ne olacak? Baba, Yağmur'a yaptıklarını hazmedemiyorum, ne yapayım? Haklısın kızım, haklısın. Ama önemli olan o küçücük kalpte kopan fırtına. Senin buna dikkatini vermen lazım. Sonuç olarak iki gün sonra bu kadın gidecek. E baba zaten benim korkum da o ya. Bu kadın gittikten sonra Yağmur ya daha kötü olursa ha? Eğer biz sarıp sarmalarsak olmaz Cevri. Hay Ayşe be oğlum. Şimdi bu kadın iki gün misafir etmeyip kapıya koyarsak bu çocuk yarın bir gün kendini suçlayacak. Belki hatta seni de suçlayacak. Değil mi? Taşların yerine oturmasını istiyorsan katlanmak zorundasın yavrum. Haklısın baba. Yani zor olacak ama yapacak da bir şey yok. Telefon. Kaç kere aramış? Ne diyeceğim ben şimdi? Ve bir şey de öğrenemedim ki. Sahil turu nasıldı bakalım? Anlat. Dinliyorum. Mecburiydi. Henüz bir şey öğrenemedim. Gezip tozmak yerine işine odaklansaydın öğrenirdin belki. İşin ciddiyetini hala anlayamadın galiba. O zaman ben sana şöyle söyleyeyim. Yarım saat vaktin var. Bu süre zarfında istediğim bilgi elime geçmezse olacaklardan ben mesul değilim. Yarım saat mi? Vakit kaybetmeye devam edersen daha azı. Nasıl öğrenebilirim ben bunu? Nasıl yapabilirim ki? Hem de yarım saatte. Çok çalıştınız çocuklar. Ama değdi, şükürler olsun. Öyle vallahi Kudret baba. Adamlar geldiğinde ağızları açık kalacak. Bir eksiğimiz falan kalmadı şimdi değil mi? Yok yok. Her şey tas tamam. Lansman programının tamamı dosya halinde masanda. Belki bir kez daha bakmak istersen. Sağ ol Kerem. Emeğine sağlık. Asıl senin emeğine sağlık Baran. Bu projenin mimarı sensin. Biz ne yaptık ki? Neyse, ben artık müsaadenizi isteyeyim. Müsaade senin oğlum. İyi akşamlar. İyi akşamlar oğlum. Görüşürüz, haberleşiriz Kerem. Benim telefonum da çalışma odasında kalmıştı.
değiştirmiş. Anam, ne yapacağım ben şimdi? Ayten Hanım'ın doğum günü. Cihan'ın doğum günü. Telefonumu da unutmuşum. Ne yapıyorsun orada Dilan? Sana bakmaya gelmiştim. Uyuyacaktım da iyi geceler demeden yatmayayım dedim. İyi geceler. Size de iyi geceler Kudret Baba. İyi geceler kızım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Yarın sana kendi ellerimle sevdiğin yemeklerden yapayım mı anneciğim? Ne istersin? Söyle hadi. Cevriye annem benim sevdiğim yemekleri hep yapıyor. Hem zaten anne dediğin çocuğunun sevdiği yemekleri bilir. Ama sen anne değilsin. Ben senin annenim Yağmur. Hayır, sen benim annem değilsin. Hiçbir şeyim değilsin. Nefret ediyorum senden. Geç kaldım. Allah'ım, ne yapacağım ben şimdi? Açmıyor. Ya varana bir zarar verirse? Lütfen aç şu telefonu, lütfen aç. Aç şu telefonu, aç, aç.
Öğrendim. Şirketi öğrendim. Aferin. Kapatıyorum şimdi. Dur. Ne zaman kapatacağını ben söylerim. Seninle işimiz bitmedi daha. Baran'ın tasarımının fotoğrafını göndereceksin bana. Ne istersen yapıyorum. Sürekli yeni bir şey istiyorsun. Ne zaman duracaksın? Hiçbir zaman. İstediğin şey çok zor. Hatta imkansız. Bu iş beni aşıyor. Yapmam mümkün değil. Yarın akşama kadar vaktin var. Ben ne yapacağını söyledim. Yapıp yapmamak senin kararın tabii. Ne işinden bahsediyorsun sen? Cevap ver. Neyi yapamazmışsın?